seyircilerimiz, değerli yetiştiricilerimiz yeni nesil hayvancılıkta bugün sizlere ruminant hayvan besleme ve yetiştiriciliğinde kullandığımız kabayemlerden olan özellikle yoncanın faydaları, miktarları önemi hakkında geçmiş programlarında bahsettim fakat bir takım bilgilerimiz eksik kalmıştı. İşte o eksikleri kapatmak üzere Aksaray'da bulunan Yapılcan köyündeyiz. Bu işletmenin sorumlu ekimi ve sahiplerinden Yunus Yapılcan beyefendilerle beraberiz. Evet Yunus Bey sizleri bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar hoş geldiniz. E, i̇smim Yunus Yapılcan. Aksaraylıyım. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. E, hayvancılık ve çiftçilik yapıyoruz. E, yonca ve e, diğer tarla üretim yapıyoruz. Evet. Muzaffer abi seni tanıyoruz. E, i̇zleyicilerimiz tanımayan izleyicilerimiz de mevcut. Sizleri tekrar tanıyabilir miyiz? Veteriner Hekim Mehmet Muzaffer Karatekin. Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Bu işletmenin işletme sorumlusu olarak görevimi devam ettirmekteyim. Evet. Yunus Bey, işletmede bahsettiniz, tarla bitkileri ekiyoruz dediniz, kabayemler gerek ikili sohbetimizde de bahsettiniz. Bu yetiştirdiğiniz bitkileri biraz açabilir misiniz? Neler yetiştiriyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz bahseder ee, misiniz? Özellikle hayvancılık işletmemiz olduğu için yonca ve arpa üretimine önem veriyoruz. Şeker pancarı, mısır... Tritakale gibi üretimlerimiz var. Yunus Bey, konuşmalarımızda da sohbetimizde de bahsettiniz. Bu tarla bitkileri ekiyoruz, yetiştiriyoruz dediniz. Bizim konumuz da zaten yonca. Bu yonca hakkında bir yetiştirici olarak, biz rahat mühendisi olarak yaptığınız uygulamaları nasıl yetiştiriyorsunuz, toprağı nasıl hazırlıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz, biraz bahseder misiniz? Yoncayı Aksaray kışın sert geçtiği için baharın ekimi öneriyoruz. Ekerken 4 kilogram kadar yonca tohumu eğer anız yeri değilse 2-3 kilogramda e, tritekalı tohumu katıyoruz. İlk olarak tarlayı sürüyoruz, daha sonra e, kobra çekiyoruz, arkasından e, merdane çekip tesviye yapıyoruz. Tarlayı e, düzenlememiz gerekiyor yonca tarlasında. E, arkasından eğer kaymak tabaka çok oluşan bir yer ise e, sulayıp arkasından ekiyoruz, gönen ekiyoruz yani. E, daha çabuk çimlenmesini ve kaymak tabaka oluşmasını engeller. Bu ekimle beraber e, dekara 15 kilogram, 20 kilogram dap gübre atıyoruz. Ekimle beraber. Evet. Şimdi bu dip kazanın faydasından da bahsettik geçmiş programlarda. Bu e, dip kazan çekiyor musunuz topraklarınıza? E, tabii ki çekiyoruz. Çünkü yonca bitkisi yaklaşık 1,5-2 metre köke inen, e, yere inen bir bitkidir. E, dip kazan çekilmesi... E, Kaymak tabakanın üstünde kalır ve daha gelişimi az olur. Tabii ki zaten bilimsel çalışmalarda diyor ki bu yonca uygun ortamı buldu muydu? 8-10 metrelerden daha derinlere inen bir evet. kök yapısı. Fakat bizim toprağımız, coğrafyamız itibariyle bir dediğiniz gibi 1-2 metrelere kadar inebilen evet. bir kök sistemine sahip bir bitki. Şimdi bu yonca dediniz e, dekara 4 kilo mu dönüme 4 kilo mu atıyorsunuz? 1000 metrekareye 4 kilo 5 kilo arası atıyoruz. Çünkü bölgesel olarak bu metrekare kavramı evet, farklıyor. 1000 metrekare. metrekareye 4 kilo yonca atıyorsunuz. Ekim derinliği nedir? Ekim derinliği e, yüzeysel olacak. 1,5-2 santim. Maksimum. O civarlarda. Evet. Bu sıra üzerindeki mesafeyi nasıl ayarlıyorsunuz? Ya biz aslında şöyle yapıyoruz. E, mibzerin o hortumlarını çıkarıyoruz. E, direkt yere saçılıyor yonca tohumu. Arkasından o demirler var böyle sallana sallana gelir mibzerin arkasında. O da Karıştırıyor. O şekilde kim yapıyoruz biz? Evet. Bu yoncada en büyük dertlerden, ilk çıkıştaki problemlerden evet. bahsettik. İşte kaymak tabaka. Evet, bu da evet. aslında güzel bir yöntem. Bunu birçok yetiştiricimiz de yapıyor. Farklı ürünlerde de oluşmaması için. Peki bu yoncanın ektikten sonra ilk çıkışında ilk yıl bakım yılı olarak nitelendirilir evet. her zaman fazla bir verim beklenmez sizde bu nedir yani birinci yıl ektiğiniz bir dekarda ne kadar verim alıyorsunuz ikinci yılda üçüncü yılda ne oluyor bunlar ya Birinci yılda e, ortalama 400 kilo alıyorsak eğer ikinci yıl üçüncü yılda bu 550-600 kiloya kadar çıkabilir Sizlerde bu şekilde evet. bu bahar aylarında dediniz özellikle yetiştiricilerimize bizim buralar kışı soğuk geçen sert evet, iklim sert. olan yerler hangi tarih aralığını tavsiye edersiniz ee, Şubat Nisan ayları sert geçen yılda da Şubat Nisan aylarında ekim ediyoruz. Siz hangi ayda ekiyorsunuz? Biz Nisan ayında ekeriz. Nisan ayında başlıyorsunuz. Şimdi ilk yıl ektiniz. Evet. Nisan'da ektiniz. Bunu ilk yıl ne kadar biçiyorsunuz ya da biçim yapıyor musunuz? Ne yapsın? Nasıl biçim bakım yapıyoruz? E, yaklaşık iki kere biçilir. Ee, altıncı ayın sonu, sekizinci ayın başı gibi iki biçim olur. İki biçim yapıyorsunuz. E, verimi Bu... artırır kök gelişimi evet, için, gelişim kökünü için. toprağa sarması için. Evet. Burada zaten her zaman söylediğimiz bir şey var. İlk yıl bakım yılı olarak geçtiği için bu bakım yılında da verime bakmaksızın sadece bitkinin toprağa sahiplenmesi yani oturmasını sağlamaya çalışıyoruz evet. bir nebze. Evet. Peki bunun ikinci yıl artık verim dönemine başlıyor. Evet, ikinci... Bunu kaç sefer biçiyorsunuz? E, i̇kinci yıl e, bahara girerken e, dekara 15-20 kilogram arasında fosforlu gübre atarız. Çünkü yonca bitkisinin e, fosfora çok ihtiyacı vardır. Ondan sonra her biçim, e, çiftçiye kalmış o 15 kilo arasında fosforlu gübre atılabilir her biçim arası. Peki sulamayı nasıl yapıyorsunuz? E, sulamayı her biçimde 3 e, defa sulama yaparız. Yonca bitkisi kalktıktan sonra ilk suyu veririz. 10 gün arayla ikinci ve üçüncü suyu veririz. Ondan sonra 40 gün aşağı yukarı yaklaşık e, biçime gelir, biçim yapılır. Güzel. Peki dekara verim ortalama Dekara kuru otta 500 550 600 kilograma kadar alınır. tohumlukta ise 80 90 kilo. Peki bu yabancı otlarla mücadele ile alakalı neler yapıyorsunuz? Yabancı ot yoncanın en büyük baş belası küsküt otudur. bunu önlemenin en iyi yolu da sertifikalı tohum kullanmaktır. Ama çevremizdeki taralardan da eğer bulaşmış ise eee biçimle bunu önleyebiliriz. Evet. Peki bu yoncada Kışa girerken işte 5 santim yukarıda bırakın, 10 santim yukarıda bırakın ki bu kışı dayanıklı geçirsin diye bilgiler var. Siz ne diyorsunuz? Biz kışa girerken köyümüzdeki koyun işletmecilerine tarlayı veririz, koyunlarını yaydırırız. Koyunları yaydırıyorsunuz. Yani bir koyun yaylımından sonra geriye kalan zaten oraya tıraşlayıp çıkıyor. Tıraşlayıp çıkıyor ve biraz da gübre bize fayda oluyor az da olsa. Kendi bölgenizde olduğu için. Evet, hem de bir yoncayı güçlendiriyor. Bildiğiniz, tanıdığınız işletmeler olduğu için. Evet. Bölgenizde yetişmiş hayvanlar olduğu için bunlara dikkat ediyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz birçok bilgi kirliliği var demiştik ya. Hani kışa girerken 5 santim bırak, 10 santim bırak, 15 santim bırak da kışı sağlam geçirsin diye birçok sosyal medyada olsun, çeşitli internet sayfalarında olsun, çeşitli paylaşım yerlerinde olsun. Bunlarla karşılaşıyoruz. Burada biz bu işi yapan, yetiştiren, yediren, satan bir işletmedeyiz. Yani yetiştiricilerimizin kayda değer tonajı olan, yani bilindik insanlar bu işletmeler. Bunu sadece burayla kalmıyor. Biz birçok yerde duyduk. Nedir? Tıraşlıyoruz, sıfır bırakmıyoruz. O az önce bahsettiğim paylaşımlara olan yer, rivayet olan yer, burası gerçeğin olduğu yer sahanın içi. İşte sahada olmayanlar kaybolmaya mahkumdur. O noktada öyle kulaktan dolmalarla, varsayımlarla, rivayetlerle, yoksa şunu dedi, bu bunu dedi. Bunlarla uğraşmayalım. Bizim yapacağımız işlem zaten sıkıntımız, derdimiz çok. Bu ne yetiştiriyorsak, bitkisel üretim olsun, hayvansal üretim olsun. Bu noktada zaten bunlar birbirini tamamlayan lokomotif sektördür. Bu yoncayı biz doğrudan yiyip faydalı hale getiremeyiz hayvanlar gibi. Bizim hayvanlarımız bu otu yiyecek belirli miktarlarda, belirli zamanlarda sağlık, besleme, ekonomiklik açısına, açılarına dikkat ederek rasyonlara katmak suretiyle bizlere faydalı forma dönüştürmesi için biz buralarda muhafaza ediyoruz. Yüce Rabbimiz bunları bizlere faydalı ürünler, bizler için faydalı ürünler oluşturup bizlerin tüketmesi için, bizlere hizmet için yarattı. Bu yaratılmışları en iyi şekilde beslemek bizlerin borcu. O noktada bu işleri yapan insanların fikirlerinin geçerli olduğunu söylüyorum değerli yetiştiricilerimiz. Şimdi bu yonca sürekli bahsediyoruz. Protein kaynağı bizlerde nedir? Hayvansal protein kaynağı özellikle süt ve et ürünleri. Doğumumuzdan ölümüze kadar ihtiyacımız olan bu protein kaynaklarını bu canlılar sağlıyor. Hayvanlar sağlıyor bizlere. İşte bunların bizim hayatımızdaki önemi neyse işte bu hayvanların hayatında da önemli olan bir nokta nedir? Yoncadır. Bu noktada işletmenin veteriner hekimi Mehmet Muzaffer Karatekin abimizin fikirlerini alacağız. Abi bu hayvan beslemede yonca hakkında şimdi Yunus Bey'le bahsettik. Yüzeysel olarak bir tarla ziraatı, bitkisel üretim noktasında yüzeysel olarak bilgilerini paylaştık. Siz ne diyorsunuz? Hayvanlar için yonca nedir? Şimdi hayvanlarda beslemenin kaidesi rasyonu iyi hazırlamaktır. Rasyonlar neden oluşur? Kaba yem ve konsantre yemdir. Konsantre yemlerin azlığı, fazlalığı, dengesi çok önemli olduğu kadar kaba yemin kalitesi ve oranı da çok önemlidir. Burada yonca dediğimiz ürün kaba yemler içerisindeki vazgeçilmez protein kaynaklarımızdan bir tanesidir. Yoncanın kalitesinin iyi olması çok önemlidir. Çünkü biz protein kaynağı olarak yoncayı kullandığımız için burada süte çevirme etmenlerimizden bir tanesi Proteindir. Proteini almak için de en çok kullandığımız şey yoncadır. Bunun için de yoncayı iyi yetiştirip, dikkat edip daha önce de bahsettiğiniz gibi zirai ürün kalıntıları olmayacak hastalıktan ağır bir işletme isek kendi döngümüzde, kendi tarlalarımızda ekip, kendi gübremizi kullanıp kendi işletmemizi kendimize çevirerek üretmemiz gerekiyor. Yani evet. dışa kapalı bir şekilde üretim yapacağız ki sağlıklı bir şekilde ilerleyebilelim. İşte biz de bu noktada her zaman şunu söylüyoruz abi. Hayvanların en verimli hayvanlar kendi kapınıza yetişmiş hayvanlardır. Nihayetinde bu da bir canlı. Yoncamızda olsun, diğer kaba olsun, tane yemlerde dahi. Bütün besin kaynakları neyse kendi bölgemiz veya bölgemize en yakın yerler olması gerekiyor. Bunlar mı yok kardeşim? Olmayabilir. Bizim güzel ülkemizin dört bir köşesinde çok çeşitli coğrafik yapıya sahibiz. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir beldesinde böylesi güzel, böylesi ürün çeşitliliği olan bir mevsimde ve bir yılda böyle bir ülke yok. Ben duymadım. Yok çünkü. E hal böyleyken biz ülkemizin her çeşidine hitap eden besleme uygulamalarını anlatmaya çalışıyoruz. Çözümsüzlük diye bir şey yok. Çözümsüzlüğü insanların kendileri oluşturuyor. Ne diyoruz? Kardeşim... Bu işi yapacaksan KBM'leri kendin üreteceksin. Bunu ilk okul e, okullarımızın ilk yıllarında söylerler. Kendin yetiştireceksin. %60-70'ini kendin üretemezsen KBM'leri para kazanamazsın. Piyasadaki ekonomik dalgalanmalardan, piyasadaki fiyat zammından, şimdi güncel fiyatlar çok yükseliyor şu aralar. Etkilenirsin ama kendi işletme şartlarında bunu sağlarsan en az zararla çıkarsın. E şimdi bu noktada hayvanlarınızın Beslenmesinde kullandığımız yonca'nın kabayemlerin e, ekonomiklik açısından söyledik az önce faydalan. Bir de ne var? En önemlisi ruminant sağlığına faydası. E, kendi bölgemizin florasına adapte olmuş bir bitki geliyor, dayanıklı bir bitki olmuş oluyor. E bunu da sağlayamıyorsan, tanıdığın bildiğin yerden alacaksın, bilindik yerden alacaksın. Bu insanları yapan yerler çok. Ülkemizde böyle imkanlar var. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderen yonca işi yapan İnsanlar var. Bunlar biz biliyoruz. Üreticilerimiz de zaten bu bilgilere her zaman ulaşıyorlar. Şimdi bu yoncayı hayvan besleme biraz genelden özele girmek istiyorum. Bu döneminden alalım. Yani bu yonca kullanmazsak ne olur? Vazgeçilmezimiz yonca şöyle ki hayvanın senin de dediğin gibi buzağılık döneminden başlayıp tosunsa besiye çekilip kesimine kadar inekse ömrünün sonuna kadar sürekli tüketeceği bir yem maddesi olarak kullanıyoruz. Şurada e, buzağlardan başlangıç nasıl oluyor? İşte buzağı ilk doğuyor. Doğumunu takip eden ilk 15 gün süresinde kesip, şey, birinci haftasına kadar vermiyoruz. Birinci haftadan sonra biz kesif yeme başlıyoruz. Yaklaşık 20-25. günlerinde de önüne yonca koymaya başlıyoruz. Bunun sebebi de ruminal faaliyetleri arttırmak için. Bu ne demektir? Buzağı doğduğu zaman işkembe dediğimiz, rumen dediğimiz olay pasiftir. Yoktur. Süt direkt emilme noktasına ağzına alır yemek borusundan emilme noktasına bağırsaklara geçiş yapar bir bağlantı sayesinde. Yoncayı verdiğimiz andan itibaren hayvan rumen faaliyetleri başlar işkembe gelişir ve bu da sütten kesildikten sonra hayvanın sağlıklı işleyebilmesi için yemden yararlanmasını arttırması için işkembenin en güzel şekilde olgunlaşmasını sağlamaktadır. Ama bunu nasıl anlarız? Yonca'yı veririz önüne işte 60. gün sütten kesinceye kadar izleriz ve hayvan geviş almaya başlayıp kendi kendine geviş getirmeye başladığını gördüğümüz anda zaten ruminal faaliyetlerinin başladığını hissederiz. Evet. Arkasından Yonca buzağa başlangıç döneminde veriyoruz dediniz. Buzağa başlangıç, süt emme döneminde, yani evet. başlangıç dönemi diyelim daha sonrasında da tabii ki kullanılıyor. Kullanmayı tabii ki, tavsiye sürekli. ediyoruz sürekli kullanıyoruz. Buza şey sütten kesilme döneminden sonra biz bir ara form sosyalleşme formu dediğimiz olay var. İşte 15-20 buzağının bir arada yaşama şeyine alıştırdığımız dönem vardır mesela. Orada da hayvanları sadece yonca ve şeyle besleriz. Kesif yemle besleriz. Bu da yaklaşık 2-3 ay kadar sürer. 3 ay sonra hayvan artık bu formu hiç bozmadan kendi yaptığımız uygulamada bir yerde yoncamız var. Yanında kesif yemimiz var ve asıl önemli tiyamar karma yemimizde yanına koyarak hayvanın üç ününden faydalanıp ve geçişini sağlayacak şekilde ayarlıyoruz. Çok güzel. Bu e, özet olarak toparlayacak olursak buza başlangıç döneminde 3. haftadan sonra kuru yonca otunu vermeye başlıyorsunuz evet. bir tutamda olsa ar arkasından sosyal yaşam alana geçiş yeri dediğimiz igdolar alıyorsunuz. Evet. Burada da kesif yem var dedik, yonca var dedik, başka kabayem Baş kullanıyoruz. Başka yok. Yani saman kısmen var. Evet. Onu da kullanıyorsunuz. Kesif yemimiz var buzağı büyütme olarak. Evet. Arkasından besi ise atıyorum erkek hayvansı. Erkek hayvanların o tarafa gittiğinde e, direkt TMR'a geçirmeden. Geç, geçirmeden yine aynı formu bozmadan yanına TMR da koyarak hayvanın üç formu da yiyerek geçişini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Gayet de başarılı bir sistem. Sevgili seyircilerimiz bu noktayı biraz daha açmak istiyorum. Ee, Muzaffer abim bahsettiği olay erkek gruplara giden erkek hayvanların özellikle buza 7. 8. aydan sonra hayvanlarına gitmiş olduğu bir bölme var burada. Bunları işletmeye gezerken gördük sizlere de aktarayım. Burada TMR'a direkt verirsek birçok problem ortaya çıkıyor. Çünkü hayvan serbest beslemeye alışkın. Kesif yem bir yerde, kaba yemler bir tarafta. Burada TMR'a geçişte bir geçiş sağlamalıyız. Sağlamalıyız ki hayvanın büyümesinde duraklama yaşamayalım. Daha öncesinde bunlar yaşandı. Hayvan o gruba gidiyor, yeri değişti stres. Arkadaşları değişti stres. Yemin kompozisyonu değişti stres. TMR oldu. Her şey stres. E bunları yaşatmak yerine Hayvan besleme ve yetiştiriciliğinde en önemli nokta bizim nazarımızda besleme ilkelerine dikkat etmek. Buna dikkat ettiğimiz takdirde hayvan zaten ivmeli, ivedik, ivedilikli bir şekilde, ivedikli bir şekilde verimine devam ediyor. Burada ne yapıyor? Kesif yeme açık yine. Arkasından yoncası, arkasından TMR. Artık o padoktan sonra gideceği yerde yiyeceği yemin bir miktarı. 9 metrelik bir yem yolu düşünün. 3 metresi kesif yem, 3 metresi yonca, 3 metresi de TMR. Arkasından hayvan 9. 10. geldikçe artık en baştaki kesilecek grup boşalınca gruplar birer birer kademeli olarak devam ediyor. Bu şekilde besleniyor. Sizlere de tavsiye ederiz. Şimdi bu yoncanın yaş versek ne olur? kuru değil de tarladan ben biçtim aldım geldim hayvanın önüne dört güle yığdım. Ne olur? Kesinlikle yanlış bir uygulama olur. Halk arasında da bunun çok yaygın olarak bilinen bir şey vardır. İşte hayvan yeşil yoncaya gitti, çatladı, öldü. Buradaki çatlama olayı çatlama değildir, zehirlenmedir. Normalde yoncada bulunan bir maddeden dolayı hayvan fazla yemesi, yaşını fazla yemesinden dolayı zehirlenme geçirmektedir. Halbuki yonca biçildikten sonra bu ...maddenin güneşte kurumasıyla yok olması sağlanması gerekiyor. Güneşte yani, kurutmanın soldurarak. Soldurmanın kurutmanın sebebi budur. Bu maddenin uzaklaştırılması ve yoncanın D vitaminiyle yüklenmesidir. Yaş olarak yedirttiğimiz zaman halk arasında en yakın duyduğumuz şey çatlama dediğimiz zehirlenme olayıdır. Evet. Zaten yetiştiricilerimize biz de kuru olarak e, tavsiye ediyoruz. Sizlerine fikirlerini bu sayede bu vesilede almış olduk. Şimdi e, bitkisel öğretime tekrar dönmek istiyorum. Yunus Bey bu zira ilaç kalıntısından bahsetti Muzaffer evet. abim. Bu zirai ilaç kalıntısı yani siz nasıl dikkat ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi biz burada pire ilaç atarız. Genellikle her biçim atarız. Zaten ilaçların üzerinde kalıntı günü belli olur. Genellikle bu 7 gündür. 7 günde hiçbir sorun olmaz bizim burada. Zaten ilaç atıyoruz en az 2 hafta 3 hafta sonra biçim yapıyoruz. Tabii ki bu ilaçlar farklılaştıkça bölge, bölgesel olarak çeşitli hastalıklar da artıyor. Varyasyonları var evet. bunların. Onların tabii ki kalıntı süreleri farklı olduğu için hani buradan şu anlaşılmasın. İzra ilaçların kalıntı süresi 7 gün olarak algılanmasın. O sadece kullandıkları ilaca özgü bir kalıntı süresi. Evet. Değerli yetiştiricilerimiz o noktayı da değinmeden geçemeyeceğim. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Üzerinde yazı yani ilacın üzerine baksınlar kesinlikle. Evet. Bu noktalar çok önemli. Hayvan besleme ve yetiştiriciliğinde diyoruz ya rumendeki bakteriler bu sindirimi yapıyor. Bu sindirimin en etkili şekilde çalışması için bitkinin aslına uygun, tabiatına uygun olması gerekiyor. Zira ilaç kalıntıları bu mikroorganizmaların düşmanıdır. Bu mikroorganizmaları yaşatmak, etkinliğini güçlendirip bu sistemden para kazanmak istiyorsak bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın dönüp dolaşıp nereye geliyor? Yoncaya hakim olmamız gerektiği inancı, olayına geliyor. Yoncayı bilmemiz gerektiği gerçeğine geliyor. Yoncayı nasıl bileceğiz? İşte bildiğin yerden alırsan... Bu bitkiyi kendin yetiştirirsen, kendin alırsan bu şekilde sahip olabilirsin. Tanımadığın, etmediğin bir insandan aldığın bir ürünlerle bizim yetiştiricimiz para kazanamaz. Öyle çaresizlikten bu yoncayı almayın. Ya kışa girdik hadi şey oldu şuradan ucuz bağlı alalım falan demeyin. Araştırın, bakın o hayvanı nasıl sen seçip gelip parasını verip yaşadığı yerden alıp geldiysen, özen gösterdiysen, para harcadıysan bu tip kaynaklara da aynı değeri, önemi göstermemiz gerekiyor. Şimdi yağmurlu sulama dediniz. Bu yağmurlu sulamanın sürekli yağmurlu sulama değil mi? Herhangi başka yok, sulama sisteminiz sulama. yok. Evet. Sizin tavsiye edeceğiniz bir yonca yetiştirecek, yetiştirecekler için en etkin sulama çeşidi sizce bu mudur? Başka bir şey var mı tavsiye edeceğiniz bir şey? Ee, suyunu en çok yağmurlama sulama sisteminde alıyoruz. Biz diğerlerini denedik. Mesela ne denir? Evet, Biraz açar mısınız? Pivot, lineer sistemde denedik kendimiz. E, suyunu aldıramadık. O yüzden yağmurlama sulama sistemini yapıyoruz. Yani pivot olan tarlamızda bile şu an hatta yonca ekili yağmurlama sulama sistemiyle suluyoruz. Üstünde pivot kurulu, evet. siz alttan yağmurlama açtınız. Aynen, yağmurlama veriyoruz. Evet, değerli yetiştiricilerimiz çok önemli bir nokta. Tarımda otomasyon, mekanizasyon bunlar nedenli önemli ise bunların artık ne denir ergonomikliği, kullanılabilirliği çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yetiştirici olarak yaşadıkları tecrübeyi sizlere bu ekranlardan paylaşıyoruz. Şimdi Yunus Bey, bu yonca'nın sulama sisteminden bahsettik az önce. Salma sulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Salma sulama diğer ismi vahşi sulamadır. Hem yer altındaki suyu azaltıyoruz hem de toprağın verimliliğini azaltır. Çatlamalara sebep olur ve verimlilik azalır. Kesinlikle önermiyoruz salma sulamayı. Peki yoncada biçilme dönemi. Tabii ki içindeki besin madde miktarını belirleyen bir etken. Evet. Sizce nasıl olmalı? Ee, yonca bitkisinin protein miktarının maksimum olduğu seviye, e, tarladaki görünümünün çiçeğin çiçeğin %10 olduğu seviyedir. E, lakin e, bazı bölgelerde tonaj yüksek çıksın diye çiçeklenme oranını %70'e kadar bekledik e, bekleyenler oluyor. E, bu yoncalarda yonca miktarı şey protein miktarı tabii ki de azdır. Evet. Sevgili seyircilerimiz, değerli yetiştiricilerimiz, ister yonca olsun, ister başka bir bitkisel üretim olsun bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu az önce bahsettik, sulamadan bahsettik. İşte pivot sulama yaparken akabinde yağmurlama sulamanın daha faydalı olduğunu, yaşadığını bahsetti Yunus Bey. Bu sularken sulama sisteminin yanı sıra bir de su kaynaklarına değinmek istiyorum. Şimdi biz bunları görüyoruz. Bizim civarlarımızda, ovalarda özellikle bu şehir kanalizasyonları var. Tuz gölüne giden kanalizasyonlar, bu artık kanalizasyon sularının bu fosettik gibi rengi simsiyah olmuş bir sular var. Bunu bilen izleyicilerimiz çok iyi bilir. Maalesef bizim ülkemizde bu sulardan tarla sulamaya devam eden üreticilerimiz var. Bakın değerli yetiştiricilerimiz hayvan sağlığı, toplum sağlığı çok önemli bir nokta. Toplum sağlığı hayvan sağlığından geçer. Hayvan sağlığı da tarla ziraatından geçer. Özellik olarak, özellikle şimdi buralardan gelecek besin maddeleri neyle muamele edersen onunla baş başa haşır neşir olur. Sen orada kanalizasyon suyuyla sulama yapıyorsun, azot değeri oldukça yüksek, içerisindeki ağır metalleri gayet yüksek. Yağmur özellikle kura, kuraç yerlerde, başka suyu olmayan yerlerde, tarlasının başında suyu olmayan yerlerde yağmurda yağmayı verdi miydi ne oluyor? o kanalizasyon suyundan gelen ağır metali olsun öbür azotüdü şuydu buydu olsun zaten bitkin yanıp gidiyor büyümüyor. Bunun yanı sıra bir de oralarda yaşayan zararlı mikroorganizmalar var patojenik mikroorganizmalar var zararlı dediğimiz bunlar o toprağa yerleşiyor. O toprağa giren kamyon oraya giren adam oraya değen ne varsa o bakterileri taşıyor bir taşıma vektörü olarak görev yapıyor nereye gidersek gitsin oralara gidiyor. O tarlada hangi ürünü yetiştirirsen yetiştir o zararlı mikroorganizmalara bünyesinde ihtiva eder. Oradan çıkacak sapın olsun, samanın olsun, yoncan olsun, fiin olsun aklınıza ne gelirse ne yetiştiriyorsun? Ayçiçeği olsun, pancar olsun ne gelirse mısır olsun ne yetiştiriyorsan artık bunun gövdesine, aksamına, tohumun kendisine yapışır. Yapışmaz diyen yalan söyler. Buralardaki zararlı mikroorganizmaları o kanalizasyondan alıp çevreye yaymış oluyorsunuz bu etkenlerin ortadan kalkması gerekiyor. Bu tip sulamaların olmaması gerektiği inancındayım. Bir ziraat mühendisi, bir yetiştirici olarak, bir zooteknis olarak bunu ısrarla söylüyorum. Bizim toplumu sağ, toplum sağlığı çok önemli. Toplum sağlığı Düşünün sosyal analiz yapın. Hastaneler sürekli doluyor. Sürekli hastalar geliyor. İyileşip gidiyor. Arkadan yenisi, yenisi geliyor. Bunlar nerelerden geliyor? Yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Besin kaynaklarımız çok önemli. Besin kaynağı deyip ucuza hafife almayın. Bunların eğitimlerinin ta ilkokullardan gelmesi gerektiği inancındayız. Bu ilkokullardaki öğretmenlerin, liselerdeki öğretmenlerin bu tip bilince sahip olan tarımın, ülke tarımın nedenle önemli olduğunu bilincine sahip idarecilerle o çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştirilmesi inancındayız. Özellikle meslek grupları belirlenirken genç yaştaki yetiştiricilerimiz, gençlerimiz mesleğini seçememişken daha ziraatin ne olduğunu, ülke tarımının ne olduğunu bilmeden meslek gruplarına yönlendiriliyor. Maalesef böyle uygulamalar var. Bunların önüne geçmek gerekiyor. İnsanlar neyi, niçin yapması gerektiğini bilmiyor. Sabah kahvaltısında yemiş olduğu zeytininden tutun peynirinden balına sütüne kadar ne yiyorsa bunların hepsinin üreticisi konumundaki meslek grubu ziraat mühendisidir, üreticilerimizdir. Bizler ülkenin kalkınması için olan bir meslek grubudur. Neden? Sadece ziraat demiyorum. Bütün mühendislik grupları bu şekildedir. O yüzden hangi meslek grubundaysak, hangi işi yapıyorsak en iyisini yapmamız gerekiyor. Bu noktalardaki zararları, artıları, eksileri hepsini enine boyuna düşünüp tartışıp uygulamamız gerekiyor. Yonca dev deyip geçmeyin, tarla ziraatı deyip geçmeyin. Hastalıklar nereden geliyor? Bunun temeline inmek gerekiyor. Benim bu bahsettiklerimi o uygulama yapan yetiştiriciler çok iyi bilir. Bunları yapmayın. Ülkemiz için yapmayın. Toprak, topraklarımız için, insan sağlığımız için, bunlar için yapmamız gerekiyor. Niçin? Sağlıklı toplum, güçlü Türkiye için. Bu yüzden bunlara çok dikkat etmeliyiz. Evet, Muzaffer abi hayvan besleme ve yetiştiriciliğinden bahsediyoruz. Bu az önce bahsettik zira ilaç kalıntısı dedik, tarlalardan gelen zararlı mikroorganizmalar dedik. Bunlara çok önem dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu konularla siz ne, ne düşünüyorsunuz? Evet, biz halk arasında bilinen çelerme diye bir hastalık vardır. Enterotoksemi dediğimiz şey bu tarladan biçilip gelen yoncadan, saptan, bahar aylarında olur yeni sezon ürünleri gelmeden önce hayvanlarımızı biz bunlara karşı aşılama yapıyoruz. Kolostridyal enfeksiyonlara karşı aşılama yapıyoruz ve buna karşı da koruma sağlıyoruz. Bunun dışında yoncanın fazlası zarar olduğu gibi azı da zarardır. Onemli olan rasyonu iyi ayarlamaktır ve hangi dönemde hangi hayvana ne kadar vereceğini bilmektir. Daha önce de bahsettiğim gibi mesela kuru dönemin sonunda geçiş dönemini iyi ayarlayamazsan yoncayı az veya fazla vermene bağlı olarak hayvanda rahatsızlıklar yapabilirsin. Aynı dönemde kuruya çıkışta da yoncayı fazla verirsen hayvanda e, kalsiyum mobilizasyonunu bozacağından dolayı e, doğum sonrası e, yaşlanmış ikinci, üçüncü doğumunu yapmış ineklerde doğum fecine sebebiyet verilebilir. Yani bunların hepsi teknik bilgilerdir. Teknik ekiplerce değerlendirilip bilinmesi gereken şeylerdir. Bunu halkımız çoğu yerde yanlış uygulamaktadır. Hayvanı işte yonca sürekli verirler. Bu sefer doğum felcine sebep oldular. Hiç vermezler. Bu sefer hayvan kalsiyum yetersizliğine bağlı olarak şeyler doğum güçlükleri çeker. Yani yonca hayvan sağlığında, hayvancılık işletmelerinde vazgeçilmez bir yemdir. Yem maddesidir. Ama dediğim gibi bunu teknik ekiplerce, teknik kişilerce düzenli güzel rasyonlar hazırlayarak yedirilmesi en doğru olandır. Karalamaya haybe işte tarladan kaldırdım getirdim hayvanın önüne koydum. Ne yerse diye bir şey yok. Burada hem ekonomik olarak zarar vardır, hem hayvan sağlığı açısından zarar vardır. Hem de sütün kalitesini değiştirirsin ya da etin kalitesini değiştirirsin. Bunların hepsi e, teknik ekiplerce değerlendirilip düzeltilmesi gereken şeylerdir. Bu amaçla zaten konuşuyoruz burada da. Evet. Bu yoncanın sadece ruminant besleme üzerinde değil. Bu görüyoruz, duyuyoruz haberlerde, kaynaklarda, araştırmalarda. Beşeri de çok kullanım alanları var. Yani adam, Çin'deki adam ateş düşürücü olarak kullanıyor bunu. Hindistan'daki adam çıbanla mücadele için kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde eklem rahatsızlıklarında kullanılıyor. Ülkemizde de kullanılıyor bu tip. Şey. Yani düşünün öyle bir nimetten, öyle bir kaynaktan bahsediyoruz. Fakat biz bunun önemini bilmiyoruz. Hadi tarlaya at, ek, biç, Toparla hayvan önüne getirir. Yonca'nın değeri bu olmamalı. Yonca dediğin kraliçe diyorsun. Baş tacı yapman lazım. Ama hiç alakası yok. İşte bu noktalara ekiminden pazarına kadar her şeye hakim olmak gerekiyor. Bu pazardaki artılar eksileri enine boyuna düşünüp işletmeye nedenle zarar olacak, nedenle artısı olacak bunların hepsinin muhakemesi yapılması gerekiyor. Muhakkak her iş üretmede olması gereken şey bilinçli üretim, bilinçli tüketim ve arge çalışması. Evet. Yani sadece yonca için değil, bu bugün kullandığımız bütün yem maddeleri için geçerlidir. Biz kendi çalışmalarımızı yapıp en uygun şekilde ne verilmesi gerekiyorsa onları denemiş, bulmuş pozisyondayız. Gerek yonca kuru olarak, gerek yonca sılaj olarak, paket olarak biz bunların hepsini üretip her şekilde hayvanlara sunumunu yapmaktayız burada. Peki Yunus Bey yoncadan bahsettik. Gerek hayvan besleme ve yetiştiriciliğindeki Muzaffer abim bahsetti. Siz de bahsettiniz. Tarla ziraatı açısından, bitkisel üretim açısından son olarak neler eklemek istersiniz? Ee, yonca balyası alacak hayvan işletmeleri e, yapabiliyorsa kendi yonca üretsin. Yapamıyorsa bildiği güvendiği yerlerden yonca balyasını tedarik etsin. Çünkü çevresel faktörler e, hocamızın da bahsettiği gibi yoncadaki e, içindeki bir madde zehirlenmeye sebep oluyormuş. Yani bunun için e, kesinlikle bildikleri, güvendikleri yerden almalarını e, istiyorum. Evet. Peki Muzaffer abi, özet olarak konuştuk, yoncamızdan bahsettik, sohbetimizi yaptık, bilgilerinizi aldık, bilgilerimizi paylaştık. Siz yonca hakkında son olarak ne eklemek istersiniz? Benim söyleyeceğim en önemli şey, hayvancılık işletmeleri yıllık tüketimlerini hesap edip, yoncasını, samanını, sılajını ona göre tedarik etsinler. Yani hayvanın yiyeceği 100 ton kakıp da 50 ton sılacı depoya koyup senenin yarısında yoncasız kalmasınlar. Yani burada özellikle süt işletmelerinde sap bitmez bir şekilde. Ama yonca önce biterse süt verimi direkt düşer. Süt veriminin düşüşüyle de işletme zarara girer. Onun için hayvancılık işletmesinin en önemli şeyi yıllık yiyeceği miktarı iyi hesap edip ...stoğunu ona göre yapsın. Ve koruma en önemli şey koruma. Kesinlikle ıslak balya, yaş balya, yaş basım eee içeren yem maddelerini ki bunda en çok yoncada çok görmekteyiz aflatoksini. Nemli basımda e, ticari olarak düşünenlerin çoğu erken biçim, daha doğrusu biçip hemen kurumadan basım yapmaya kalkıyorlar. Bunlar da e, halk bilmiyor, alıyor geliyor. Daha sonra bir bakıyor. Yonca yanmış. Yani halk arasındaki tabiriyle yanlış, aflatoksin üretmiş. Bunu atacak mı? Atmıyor. Yediriyor hayvanı. Bunlara çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Kesinlikle kuru madde oranına dikkat edip yeterli stok yapıp hayvanları yoncasız ve kendini süssüz bırakmasın kimse. Evet. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz, ben de son olarak şunları eklemek istiyorum. Az önce Muzaffer abim de bahsetti. Stok sayımızı iyi yapmamız lazım. Hayvanlarımızın ne yediği miktarı az buçuk belli bir senede tüketeceği. Biz de ortalama bir tecrübe olarak bu ülkemizdeki bütün hayvanlar için, büyükbaş hayvanlar için geçerli bir rakamdır. Bir hayvanınıza bir ton kuru ot hesabiyatı yapın bir yıllık. Bunun ortalama olarak zaten bunun 3 aşağı 5 yukarısı olabilir ama genel olarak ortalama 1 ton hayvan başı. Bunu bu şekilde hesap etmeniz sizin hesabınızı kolaylaştıracaktır. Şimdi bu yonca noktasında şöyle bir rivayet var. Bunlar paylaşımlarda sağda solda görüyor duyuyoruz. Maalesef bazı insanlar diyor ki kabayemler süt verimini arttırmaz. Böyle bir dünyaya ben katılmıyorum. Birçok bizim gibi düşünen beslemeci de katılmaz, yetiştirici de katılmaz, veteriner hekimi de katılmaz. Böyle bir gerçek yok çünkü. Çünkü kabayem öncelik olarak hayvanın tabiatı, fıtratı Allah onu öyle yaratmış. Kabayem yemeye donanımlı yaratmış. Bunu yiyecek ki ürünü yapacak. Nasıl olur da böyle bir sistemi olan bir hayvana sen olması gerektiği gibi bir kaba sağladıktan sonra bu hayvanın süt verimi nasıl artırmaz kaba yemler? İşkembesinin düzenlenmesi, az önce programda bahsettik. Rumen'in çalışması ta ki buzağlıktan tutun da verim dönemini bitene kadar ki süreçte bu olmazsa olmaz bir protein kaynağıdır kaba içerisinde. Özellikle yonca. Şimdi ben öyle düşünen insanlara şunu demek istiyorum. Bir rasyon var. Sılajı, yoncası, samanı, kesif yemi. Belirli miktar. 5 kilo yonca yiyor diyelim. Veya 4 kilo yonca yiyor diyelim. Bu 5 kilogram veya 4 kilogram yonca yerine başka bir kaynak katın. Yoncadan daha az kaliteli bir kabayem katın. Sütünüz nasıl düşer görürsünüz. Buradan şunu demek istiyorum. Kabayem süt arttırmaz diye bir olgu yoktur. Bunu geçtik. Senin birinci biçimindeki elde etmiş olduğun besin maddesiyle ikinci üçüncü biçimde elde etmiş olduğun besin maddeleri bile farklıdır. Hayvanlar birinci biçimi veya son biçimi yerken ikinci üçüncü biçim yoncayı rasyona kattığın anda bile senin süt verimin artmaya başlıyorken sen neyin peşindesin? Yani bu noktada bu kadar bilgi kirliliği olmamalı. Bu işi bilmiyorsan susacaksın. O yüzden değerli yetiştiricilerimize her zaman şunu söylüyorum. Bir insan bir şey söylüyorsa geçmişine bakın. Bir insan bir şey söylüyorsa yapmış olduğu uygulamalara, yapmış olduğu background'u dediğimiz geçmişine, CV'sine bakın diyelim yani geçmişine. Bu insanın nereye dayandığına, kime hizmet ettiğine, neye hizmet ettiğine bunların ayırdımını iyi yapmak gerekiyor. Bunu araştırdığımız takdirde çıkacak sonuç bu söylemiş olduğu cümlenin arkasında yatan gerçeği kabak gibi ortaya çıkartıyor. Yeni nesil hayvancılıkta yeni bir bölümün daha sonuna geldik. Ürünümüz bol, kazancımız çiftçiyle olsun. Allah'a ısmarladık.